Merhaba arkadaşlar, izleyicilerimiz Need for Speed Payback 2017'nin gameplay videosu ile karşınızdayım. Wow wow yo yo yok artık diyorum arkadaşlar. Videosunu birkaç saat önce izledim. Çok mükemmel bir şey olmuş. Video çok güzel. Ama bakalım oyun çıktığında nasıl bir şey olacak onu henüz bilmiyoruz. İsterseniz arkadaşlar ben video ile ilgili yorumlarımı, heyecanlarımı, çok heyecanlıyım ve mutluyum, sizlerle paylaşacağım. Sizler de yorumlarınızı bizlerle paylaşırsanız çok güzel olur arkadaşlar. Lafı fazla uzatmadan konusu hakkında ufacık, çok kısa konuşacağım. Ondan sonra hemen geçip videomuzu izleyelim arkadaşlar. Oyunun konusuna göre biz bir payback anlamında, zaten payback de zaten şu demek, ödeşme, intikam anlamında bir şey. Bizim bir mürettebatımız var arkadaşlar ve şehirlerdeki suçluları, kumarhaneleri ve polisleri ele geçirmiş bir çete var. Biz bunları indirmeye çalışacağız derken aksiyonun içine girmiş olacağız ve nasıl derler, aşağıdan yukarıya doğru, böyle yokuşa doğru indire gideceğiz. Oyunun konusu hakkında böyle kısacık bilgi vermiş olalım. Ve şimdi isterseniz hemen videomuza geçiş yapalım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey olmuş. Connexic Regera. Güzel araç. Forza Horizon 3'te de vardı bu araç. Güzel bir şey. Driver kulüpte var mıydı yok mu? Bilmiyorum, hatırlamadım oynamadığım için. Yine Ford Mustang GT. Mükemmel bir araç. Mükemmel bir modifiye yapmışlar. Görseller gerçekten çok güzel. Şuna bakar mısınız ha? Fragmanda da zaten gördük de. Şimdi gameplay videosu da çok mükemmel bir şey olmuş. Arkadaşlar aksiyonu sanki daha üst kademeye taşımış Need for Speed. Hani böyle Fast and Furious tadında bir şey olmuş. İşte tırda biraz önceki Connexic Regera'yı götürüyorlar. Bunlar da o aracı çalmaya çalışacaklar galiba, evet. Galiba evet, onu öyle aracı çalmaya çalışıyorlar işte derken aksiyona sürüklenmiş oluyorlar. Bayağı çatlatmalı patlatmalı bir şeye benziyor oyun. Grafiklere falan bakarsak mükemmel bir şey olmuş. İyi bir iş çıkarmış Need for Speed bu sefer bizler için. Görseller, detaylar ve modellemeler şahane. Evet, çetenin elemanları geldi işte. Nitro gerçekten bu sefer daha güzel olmuş arkadaşlar. Nitro'ya da bayıldım. Bu çarpışmalar farkındaysanız ne kadar gerçekçi olmuş. Hani normalde böyle araca çarparsın uçar gider, bunlara dokunuyorsun hiç öyle yerinden kıpırdamıyor gibi öyle duruyor. Çok güzel olmuş yani, bayağı gerçekçi olmuş. Gerçek arabaya çarpan da nasıl olursa birebir aynısı gibi gayet güzel olmuş. Hoş olmuş. Şimdi böyle bir gameplay videosunu izlerken gayet güzel gözüküyor da bakalım oyun çıktığında gerçekten bu kadar güzel mi? Sahnelere bak abisi ya. Arkadaşlar bu araç, pardon bir daha gelsin de göstereyim. O araç X6'ya benziyor da ben tam çıkaramadım. X6'da olmaya da bilir. İşte X serisinin, BMW X serisinin hangi modelidir tam onu ayırt edemedim burada. Şimdi siz isterseniz incelersiniz. Şimdi bu sahneler gerçekten dehşet bir şey. Tıra atladı ve tıra binecek. Abi mükemmel ya. Grafikler falan, ışıklandırmalar bu kadar böyle güzelse. Şurada bir duralım. Güzel bir sahne gerçekten. Hani Fast and Furious'ta şöyle bir şey vardı. Tırdan böyle trenden araçları çalarken uçuyordular ya. Aynı işte o tatta aksiyonlu bir sahne olmuş. Güzel olmuş. Hemen isterseniz burayı geçelim. Bakalım sonrasında ne var. Evet, aynı zamanda da karakter değiştirdik. Oyunda 2 karakter mi var? Kaç? 3-4 karakter mi var? Tam olarak şu an bilmiyorum. Böyle karakter değişebiliyoruz. Zaten bir mürettebat olduğumuzdan bahsettik. Connexic Regera. Mükemmel bir şey abisi ya. Evet. Burada duruyorum arkadaşlar. Polislerden bahsedeceğim. Polis kısmı ön plandaysa, hani bizi biraz zorlayıcı olursa çok güzel olur. Bayağı sürükleyici ve bağlayıcı oluyor, ne bileyim. Şimdi böyle baktığımız zaman helikopterin aşağıdan, o kadar aşağıdan uçuşu,
daha eski seridekilerine oranla daha böyle gerçekçi oluşu mükemmel bir şey olmuş. Polisler de ön planda olsa ve gerçekten bizi bu kadar zorlasalar mükemmel bir şey olur diyorum arkadaşlar. Evet, şimdi oyunun customization kısmına geçelim arkadaşlar isterseniz. Geçmeden önce hani off-road araçlarından bahsedelim biraz. Off-road araçları var. Off-road hani toprak yolu var. Bu sefer Need for Speed daha çok arkadaşlar konuya ağırlıklı konu üzerinden ilerleyecek galiba. Modifiye kısmısı da zaten modifiye kısmı da şahane bir şey olmuş. Bir tık sanki 2015'in üzerine çıkarmışlar modifiye kısmını. Hep birlikte şimdi modifiye kısmına da bakalım birkaç şeylere, onunla videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar, şimdi oyunun customization kısmından, modifiye kısmından hemen bir şeyler izleyelim ve aynı zamanda da yorumlar yapalım arkadaşlar isterseniz. Şimdi modifiye kısmı arkadaşlar böyle baktığımız zaman bir tık sanki üst kademeye taşımışlar. Daha gerçekçi ve daha ayrıntısını artırmışlar. O Need for Speed 2015'teki şu işte aracımızı modifiye yaparken kapalı kısımları vardı ya. Aslında o olay şu, araçtan araca değişiyor. Bazı araçlarda gerçekten çok fazla modifiye şey çeşidi oluyor. Böyle işte tampon kısmı olsun, arka kaporta, ön kaporta olsun, kanat kısmı olsun, spoiler işte. Bunları değişme olay araçtan araca değiştiği için. Onlar da değişiyor, kapalı olabiliyor, değişken olabiliyor. Bakın mesela bunda da kilit işareti var bazı yerlerinde. Ama işte egzoz falan olsun, diğer yerinde var olan egzozlardan biraz daha sanki bir tık farklılıklar da var. Oturtma olay, aracı oturtma olayı çok güzel olmuş. Kamber olayı falan çok mükemmel olmuş. Daha gerçekçi olmuş. Çok daha sevdim. Evet arkadaşlar, Need for Speed gameplay videosu, customization kısmından da biraz bahsetmiş olduk. Bu kadar olsun diyorum arkadaşlar. Oyunla ilgili, video ile ilgili yorumlarınızı paylaşırsanız yine belirtiyorum, İyi olur arkadaşlar. Birbirimizle fikirlerimizi paylaşmış oluruz. Ve aynı zamanda kanalımda yeniyseniz, videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biz yarışçıları desteklerseniz abone olarak ne ayla güzel olur bizler için. Biz de hevesli bir şekilde içerik üretmeye devam ederiz. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bye bye.